Hemen dönelim meclise. Saliha Çolak bizi bekliyor. Saliha, CHP yeni MYK'nın ilk toplantısı. Birazdan zaten yapılan açıklamaları, değerlendirmeleri aktaracağız. MYK'nın istifasını aldı, kabul etti. Cumartesi günü parti meclisinden de kurultay sürecinin başlaması kararı çıkmıştı. Ama nihayetinde sert eleştiriler var, ağır eleştiriler var. Bu bir başarı değil, bu bir başarısızlık ve birilerinin sorumluluğu üstlenmesi lazım. Bu birilerinin başında da Kılıçdaroğlu geliyor çağrıları var. Kılıçdaroğlu yola devam mesajı verdi. Bunu hani böyle görüyoruz ama şöyle bir ifade kullanmıştı. İstifa edecek misiniz diye sorulduğu zaman parti meclisiyle MYK ile görüşeceğiz, kararımızı birlikte vereceğiz demişti. Şimdi yeni MYK'nın ilk toplantısında gündemde ne var? Yani çıkıştaki açıklamada ne bekliyoruz ve eleştiriler ağır. Yani böyle bir kurultay sürecinin, Ekrem İmamoğlu ile de yaptığı iki görüşme var geçtiğimiz hafta içinde Kılıçdaroğlu'nun, kurultay sürecinin, kurultayın başlaması ve gerçekleştirilmesi, yani yerel seçimlerden önce gerçekleştirilmesi isteniyor. Fakat bunun tam karşısında yerel seçimlere de şu arkamızdaki %48 rüzgarıyla gidelim diyen bir irade var ki onun başında da zaten Kılıçdaroğlu geliyor. Ne beklenebilir? Oturacağız, arkadaşlarla konuşacağız, beraber karar vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu'ndan bir istifa veyahut da kurultayı şu tarihte yapıyoruz, seçimli kurultay gibi bir açıklama bekliyor muyuz? Evet, CHP MYK toplantısında tüm bu süreç değerlendirildi. Tabii 3 ana başlık vardı. Öncelikle seçimlerin değerlendirilmesi, olağan kongre sürecinin başlatılması, ülke gündemi ve yaklaşan yerel seçimler. Tüm bu başlıklar ve bu çerçevede alınan kararlar Kılıçdaroğlu'nun bu noktada yeni bir karar vermediğini, yola devam edeceğini, MYK'nın da onun arkasında olduğunu gösteriyor. Bunun dışında bir mesaj çıkmış değil MYK'dan. Peki MYK'dan çıkan bilgi nasıl, alınan kararlar nasıl, onlara bakacak olursak aslında bundan sonraki sürecin de yönünü belirliyor, yönüne işaret ediyor. O da nedir? Özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bu MYK, Kılıçdaroğlu'nun atadığı MYK tabii ki sadece 5 kişi yerini korudu. Kendisine yakın isimlerle birlikte yola devam ediyor. Güvendiği genç bir ekip, kadınlar var MYK'da. Dolayısıyla bu süreçte örgütleri de kendisine bağlamış olduğu için kurultay sürecinde etkili olacak genel başkan. Bırakacak bir genel başkana işaret etmiyor bu yetkiler. Bunu vurgulamakta fayda var. Bugün MYK'da alınan kararlara baktığımızda yine aynı doğrultuya işaret ediliyor. O da nedir? Özellikle seçim değerlendirmesi. Seçimlerin başarılı olduğunu, sonucun başarılı olduğunu savunuyor Kılıçdaroğlu ve ekibi. Burada kullanılan tabii alınan oya işaret ediyorlar öncelikle. Bir de tabii ki burada Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü kampanyayı eleştiriyorlar. Devlet olanakları kullandı. Sakatlı bir seçim ifadesini kullanıyorlar. Hatta Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar bu seçimin hukuki meşruiyeti olduğunu ancak siyasi meşruiyeti olmadığını savunuyorlar. İşte bu çerçevede bu sonuçlarla birlikte yerel yönetimde daha başarılı bir sonuç alınması için yola devam kararı almış görünüyorlar. Burada tabii ki özellikle 25 milyon seçmen oy verdi. Bu çerçevede onlara sahip çıkacağız diyorlar. Tüm yurttaşlarımızın hakkına, hukukuna sahip çıkacağız kararı var MYK'dan. Hak, hukuk, adalet mücadelesine, demokrasi mücadelesine devam edeceğiz diyorlar. Bir bölen değil, birleştiren olacağız. Dolayısıyla altılı masa evet şu anda ittifak dağılmış görünüyor. Ancak bundan sonraki sürece ilişkin yine birlikte hareket etme iradesini görüyoruz. Belki bu süreçte o yine aranabilir, yine benzer ittifaklar. Ve son seçimden bu yana gelişen süreçte öz eleştiri yapıldığına işaret ediyorlar MYK'da ve bir yandan da yaklaşan yerel seçimlere hazırlık. Bu önemli bir başlık ve kurultay. Kurultay sürecine ilişkin özellikle parti meclisi toplantısında yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugünden itibaren başlatılmasına karar verildi MYK'da ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanması. Bu ifade önemli çünkü mevzuattaki asgari sürelerin aslında Kılıçdaroğlu'nun kurmayları neredeyse sonbahara ulaşmasını bu sürecin zorunlu kıldığına işaret ediyorlar. Dolayısıyla Eylül-Ekim ayına kadar devam edecek bir sürece işaret ediliyor. Ne kadar hızlandırılsa da yine de asgari süreler dikkate alındığında
bir yerel seçim kararı alındığında belki de kesilmesi gereken o noktada sürecin kesilmesi gereken bir kurultay takvimine işaret ediyorlar. Bu durumda da o kurultay yerel seçim sonrasına kalabilir. Dolayısıyla bir yandan hızlı bir kurultay sürecine işaret ediliyor. Bir yandan da asgari sürelere işaret ediliyor ki bu yerel seçim sonrasına kurultayın kalabileceğini, o ihtimalin hala gündemde olduğunu gösteriyor. Bunu vurgulamakta fayda var. Ayrıca tüzük değişikliği, bununla ilgili bir komisyon kurulacak ve bir tüzük değişikliği yapılacak. Örgütün talepleri dikkate alınarak ifadesi var. Dolayısıyla bu tüzük değişikliğinde yeni dönemde kurultay süreçlerinde etkileyen hangi maddelerde değişiklik olur? Tabii onu da görmüş olacağız önümüzdeki süreçte. Yenilenme, tazelenme mesajı da var MYK'da. Bu yenilenme, tazelenme mesajının elbette partiye dönük olarak çok farklı kademelerden gelen talepler var ve farklı kademelere ilişkinde talepler var tabii ki. Yani tepeden tırnağa ifadesiyle bir değişim isteyen, genel başkandan başlayarak değişim isteyen kesimler de var ki bunların başında Ekrem İmamoğlu da geliyor. İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu ile iki görüşme gerçekleştirmişti. İki görüşmede de değişim vurgusunu masaya taşıdığı ifade ediliyor. Bu çerçevede genel başkan da dahil tamamen bir yenilenme talep ediliyor. Tabii ilk mesajında kendisi değişimin adresi olarak da göreve hazır olduğu mesajını vermişti. İşte bu çerçevede aslında yerel seçimlere gidilirken kurultayın yerel seçimlerden önce olması gerektiği, bir an önce olması gerektiği, olağanüstü kurultay olması gerektiği yönde talepler var. İmamoğlu başta olmak üzere o talepler dile getiriliyor. Ancak MYK'da yapılan değerlendirmede olağan kurultay vurgusu var. Bu önemli. İşte olağanüstü kurultay olması durumunda mahalleden başlayarak ilçe, bütün bu seçimler, delege, teşkilat, örgüt seçimleri, bunlar olmadan doğrudan mevcut delegeyle gidilebiliyor. Olağanüstü kurultayda parti meclisi karar veriyor. Ancak MYK'nın da daha önceki süreçte olduğu gibi, yani seçimlerin ardından yapılan, eski MYK ile yapılan ilk toplantı ve parti meclisinde alınan karar, oradaki eğilim doğrultusunda bu kurultayın olağan kurultay olmasına karar verdi yeni MYK'da. Bu da şu anlama geliyor: mevcut delege ile seçime gidilecek, hızla seçime gidilecek bir olağanüstü kurultay yerine mahalleden başlayarak bütün delege sisteminin ve örgüt başkanlıklarının yönetim kurulu üyeliklerinin değişeceği bir süreç. Yani asgari bekleme süreleri dikkate alındığında, askı süreleri, seçim süreleri, bütün bunlar dikkate alındığında uzun bir sürece yayılıyor. Tabii burada nasıl bir fark var iki kongre arasında? Delege değişecek, kurultay delegesi değişecek. Kurultay delegesi değişmesinin anlamı nedir? Bunu sorduğumuzda parti kulislerinde özellikle mevcut delegenin neredeyse 5 yıllık bir delege olduğu, yorgun bir delege olduğu, yorgun derken buradaki tabii kasıt birçok seçime girilmiş, birçok aday listelerine itirazları olmuş, belki kadrolarla ilgili itiraz süreçlerinde küskünlükler yaşamış delege ve seçim sonucundan da bir anlamda genel merkezde belli kadroları da sorumlu tutan delegenin ağırlıkta olduğu bir yapı. İşte bu yapıyla seçimli kurultaya gidilmesinin, olağanüstü kurultaya gidilmesinin Kılıçdaroğlu'nun elini zayıflatacağı, orada yeterince destek almayabileceği, o nedenle genel merkez tarafından olağan kurultayın tercih edildiği, aynı zamanda da sürecin zamana yayılması için bunun tercih edildiği vurgulanıyor. Ancak tabii bu arada genel merkeze sorduğumuzda, Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylara sorduğumuzda, onlar seçimden sonraki tabloda dikkate alınarak tüm örgütün tepeden tırnağa, mahalleden başlayarak yenileneceği, dolayısıyla bu yeni duruma karşı, seçimin de ardından oluşan bu yeni tabloya göre yeni delegenin seçilmesinin konjonktüre de uygun olduğunu ifade ediyorlar. Bir tazelenme, bir yenilenme mesajı veriyorlar. Örgütlerin yenileneceği, tazeleneceği, birlik beraberliğe sahip çıkılacağı, kırmadan, dökmeden, güçlenerek partiye yerel yönetimlerde büyük bir başarı getirilmesi için gereken tüm çabayı gösterme kararı aldıklarını vurguluyorlar MYK'da. Dolayısıyla MYK'nın aslında önceliği bir anlamda, tabii bir burada altını çizmekte fayda var. Belli bir ifade de var orada dile getirilen, aslında bu süreçte hedefin ne olduğunu göstermek açısından, Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sının hedefinin ne olduğunu göstermek açısından, bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günü. Yani onlar artık hedefe yerel seçimi koymuş görünüyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Saliha Çolak, çok teşekkür ediyoruz.